Evet, eşimin dedesi var burada mezarı. Mezar ziyaretine geldik. Ben de bilmiyordum zaten Uğur Kaymaz'ın mezarı burasıdır. Hani gördüm, hani mezarını suladık, duamızı ettik. Ya baktık ki mermeri Uğur Kaymaz'ın babası mermeri yerde. Hani akşamındaki bunu videoya aldım. Paylaşım yaptım sosyal medyada. Herhalde bazılarının zoruna gitmiş. Ertesi gün geldim, mermeri yaptım. Hani tekrardan sosyal medyadan görüyorum ki tekrardan bir parçalanma olmuş. Yani olay bu şekilde oldu. Yani 12 yaşındaki bir çocuğa 13 kurşun sıkmak yetmemiş. Yani 19 yıl olmuş, hala mezarıyla uğraşıyorsunuz. Yani bu alçaklıktır zaten. Katlettiniz, bari mezarında rahat bırakın. Yani halkımıza seslenmek istiyorum. Değerlerimize sahip çıkalım. Yani burada ikinci kere bir saldırı oluyor. Yani hala kimseden ses seda yok. Yani herkes sus pus. Yani ben hiçbir anlam veremiyorum bunlara. Yani tekrardan onaracağım. İlk 15 yaşında duydum. Yani o günü hatırlıyorum. Çok da etkilenmiştim ki ben yani 2 yaşında İstanbul'a gitmişim. Zaten İstanbul'da büyümüşüm. Daha 5 ay oldu zaten Kızıltepe'ye taşındım. Yani hiçbir taraflara bile gelmemiştim. Yani ben ta oradan duyup yani etkilenmiştim o yaşımda. Yani bu yaşıma kadar da hep yani aklımda, hani hala da etkisi altındayım. Yani açıkçası onun ismini duyduğumda yani derin üzüntü, onun dışında büyük bir öfke duyuyorum ben. Yani boyu kadar silah koyuyorlar yanına, çatışma süsü veriyorlar hani şaka gibi. Yani alçaklık zaten, bu alçaklara daha söyleyecek bir şey de yok. Değerlerimize sahip çıkalım. Bir mezar taşını dahi koruyamıyorsak yani bir dönüp kendimizi sorgulayalım.